İhanetin cezası nedir Nazım'ım? Ölümdür efendim. Gereğini yap o zaman Nazım'ım. Efendim, son bir şans daha. Son bir şans için var mısın yok musuna katılacaktın Nazım'ım. Bizim yanımıza değil. Hazırız efendim. Gidelim binbaşım.
Uzlaştık efendim. Görev yaptığınız sürede ve bölgelerde ayrılıkçı ve dinci terör örgütüne destek sağladığınız, eylemlerine göz yumduğunuz iddiası için ne diyorsunuz? Dediğiniz gibi bunlar iddia. Mahkemeye sunulmuş somut belge veya bilgi yok. Görev yaptığım yerlerde ve yıllarda terör örgütlerine verdiğimiz zayiat ve yakalanan terörist ortada. Kimse benim bu konudaki cansiperane mücadelemi hiçe sayamaz. Görev yaptığınız yıllar arasında o bölgede çok sayıda faili meçhul cinayet var. Eğer bizi bundan sorumlu tutuyorsanız o bölgede hala devlet var değil mi Sayın Başkan? Ellerini kollarını tutan mı var bu devlet görevlilerinin? Çözseler ya bu cinayetleri. Öyle bir bölgeden bahsediyoruz ki köşe başında örgüt kurulur, uyuşturucu ticareti yapılır, herkes işin içindedir, ortağıdır. Gece karanlığında mermi sıkılır, düğün mü vardır, adam mı öldürülür, bunu silah tutan el bile bilmez. Ben İstanbul ve Ankara'da da görev yaptım. Esas terörün büyük boyutunu buralarda gördüm. Terör örgütüne destek olan iş adamlarını da gördüm. Onların dirilerini de gördüm, ölülerini de gördüm. Siz mi öldürdünüz? Sayın Başkan, ben bu devletin bekası için çok şey yaptım. Ancak devlet politikası dışında hiçbir adım atmadım, eylemde bulunmadım. Yabancı istihbarat örgütleriyle iç içe olup işbirliği yaptığınız, çok sayıda eylemi onlar için gerçekleştirdiğiniz söyleniyor. Yabancıdan kastınız Sayın Başkan. Radyo. Türkiye'yi NATO'ya sokan ben değilim. Gladio'yu bu ülkeye getiren ben değilim. Evet kardeşim, öldüreceğim. İskender'i öldüreceğim. Ya bırakın öldüreyim ya da atın cezaevine, uzatmayın. Kimden emir aldın? Emir mi? Bu hayır işi. Amir bey, özel görüşebilir miyiz? Alper, karışma. Bırak atsınlar içeri. Çıkıyor.
yapmadı? Bizim hiçbir şeye acelemiz yok evladım. Efendim, Polat Alemdar'ın ailesinin evinin yakılması emrini verdiğini söyleniyor. Ölenlere rahmet, kalanlara başsağlığı diliyorum. Efendim, bu kadar başarılı yapacaksınız. Efendim. Geçmiş olsun efendim. Sağ ol evladım. Sağ ol. Kazım, arabayı getir. Memati, karışma bu işe. Seni harcayacaklar. Sana ne kardeşim? Ben mi dedim gel beni kurtar diye? Sadece sen değil Memati. Bu adamın kılına zarar gelse bu süreçte, bütün emeklerimiz, çabalarımız boşa gidecek. Çok doğrunda. Sen bana dedikücene Polat Alemdar'ı bul. Bulamıyor musun? Bari cesedini bul da mezar taşını dikelim. Hiç değilse nerede olduğunu biliriz. Gir çabuk. Hızlı git Kazım. Yetişelim İskender'e. Hazır mı ambulans binbaşım? Hazır efendim. Yol boyunca sağ olsun sevenlerimiz de sevmeyenlerimiz de bizi takip etti. Kazım, ambulans takip et. Bakalım içinde kim var? Daha hızlı, daha hızlı. Dönünü kes Kazım. Ne oluyor kardeşim?
Hoş bulduk yüreğim. Buyurun. Yapılanmanın çok sayıda siyasi cinayete imza attığı, çok sayıda kitlesel eylem gerçekleştirdiği, örgütün uzantılarının askeri ve sivil bürokrasinin tepelerinde yer aldığı iddianamede belirtilirken, savcı sınıfların ağırlaştırılmış müebbet hapiste cezalandırılmasını istiyor. Kamuoyunda çokça tartışılan büyük örgüt davasına sonucu merakla bekleniyor. Efendim bugün de tahliye çıkmadı. Bizim hiçbir şey için acılığımız yok evladım. Efendim Polat Alemdar'ın ailesinin yapılmasını emir verdiğini söyleniyor. Ölenlere rahmet, kalanlara başsağlığı diliyorum. Efendim hakikaten başkanım yapacaksınız. Hemen başımda vurdular beni. Boy vurdular beni. Boy kirli tütün. Çevir yüzünü göreyim adamımın. Nasılsın Polat'ım? Sana burada iyi bakıyorlar mı? Ateş mi büyük olacak? İskender'in yaktığı mı büyük?
uzaklaşın. Herkes buraya. Herkes buraya. Ali. 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 Korkma. Ver baba. Gel. 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 Sakin ol, dur. Ali. 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 Hikmet, battaniye, havlu, ne varsa bulur. Gel be, hadi gel. Acele edin, çabuk. Elinizdekileri ıslatın. Islığı aç. Islat, hepsini ıslat şunları. Hadi çabuk ol, çabuk. Kapılara koyun. Oraya duman dolmasın. Allah'ım. 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 Korkma gönlüm. Korkma kızım. Korkma. Korkma kızım. Korkma. Gönül. Aman. Gönül kızım. Kızım. Gönül. Gönül kızım. Gönül. Gönül. Canım, canım, canım benim, canım oğlum benim, canım benim. Zahmet ettim bey. Afiyet olsun oğlum. Bak ne getirmiş Ömer babası oğluma. Hikmet nerede? Gönül'ün yanında. Var mı bir gelişme? Yok. Sen diğer tarafa tamam abi. Hadi hadi. Hadi. Hadi gel. Çabuk. Hadi. Hadi baba. Ömer baba siz devam edin. Ben Polat abilerle birlikte geleceğim. Hadi, hadi yürü yavrum. Hadi. Çabuk!
İtfaiye çağırın Allah aşkına. Gelin komşu gelin, çağırdım. İtfaiye geldi be. Sen çık hadi, sen çık. Çık. Sen çık. Hikmet abi hadi. Ne oluyor ya? Bana söyleyeceklerini hatırladın mı? Hatırlamıyorum. Ben şimdi sana biraz hatırlatayım. Sana bir kitap okuttu ihtiyarlar, gizli yerlerinde. Kırmızı kitap. Ha, kırmızı kitap. Nerede okuttular onu sana? Gizli yerlerinde. Ama nerede? Bilmiyorum. Neyse neyse, orayı biz buluruz. Sen bize o kitapta okuduklarını anlat. Milli güvenlik, siyaset stratejisi, Türkiye'nin iç düşmanları, dış düşmanları, onlarla edilen mücadele, stratejik noktalar. Onları ben biliyorum. Sen bu kararları alanları, uygulamaya sokanları söyle bana. Yani bu ihtiyarlar için çalışanların isimleri. Listesi yazılı mıydı kitapta? Yazılıydı. Kimler vardı? E ama artık hatırlasan iyi olur Polat'ım. Yapacak bir sürü işimiz var. Hatırlayamıyorum. Bu burjuva gazetelerini yüzünüze. Ondan sonra beyniniz uyuşuyor tabii. Başkanım, adamı bulabildin mi? Yok Çetin, yok. Hem örgüt hem de polis bizi arıyor, nalet olsun. Peki başkanım, yüzümüzü mü değiştirsek yoksa kimliğimizi mi? Ne dedin? Senin yüzünü değiştirmek kolay Çetin. Yıldırım gel buraya. Vur Çetin başkanının gözüne gözüne, yüzü değişsin. Yüz değiştirmek kolay Çetin. Ya bu sendeki mantaliteyi nasıl değiştireceğiz? Lanet olsun. İçeridekiler etrafınız sarıldı. Teslim olun. Başkanım, ne yapacağız? Ne yapacağız Çetin? Yolu yok, çatışacağız. Fikir bazından başkanım. Sen benimle ne biçim konuşuyorsun Çetin? Ya başkanım, görmüyor musun? Kapının önü egemen güçlerle çevrilmiş. 500 kişi var, ne çatışması? Çatışmayıp da ne yapacağız Çetin? He? Teslim mi olacağız?
Demek ki Kozmos bizim hayatımızı buraya kadar çizmiş. Kahramanca öleceğiz Çetin. Ya başkanım, ölmesine ölelim de bu sömürülen, köleleştirilen halkımızı kime emanet edeceğiz? Hadi ben öleyim. Ya sen? Bu ezilmiş halkımızın zincirlerini kim kıracak? İki dakikanız doldu. Teslim olmanız için son çağrı. Doğru söylüyorsun Çetin. Lanet olsun benim içimdeki bu ezilmiş insan sevgisine. Önce sen mi teslim olursun başkanım, ben mi? Teslim olmayacağız Çetin. Geçici bir süre için silah bırakacağız. Şimdi Çetin, silahını bırak. Ellerini kaldır. Ne yapıyorsun oğlum sen, salak mısın? Dışarıda kaldıracaksın ellerini. O içindeki atlet temizle çıkart. Bir sopaya bağla. Salla da şuradan, bizi vurmasınlar. Ayrıca söyle onlara, emniyet müdürünü çağırsınlar. Başkan Muro'yu sadece bir emniyet müdürü teslim alabilir. Anladın mı Çetin? Hı. Teslim oluyoruz, silahsızız. Ateş etmeyin. Yere yat, ellerini başın üstüne koy. İçeride kaç kişi var? Sadece başkanım içeride. Teslim olmak için amirinizi bekliyor. Ulan ben sana amir mi dedim Çetin? Müdür, müdür. Yere yat, yere yat. Ya silahım yok. Kusura bakmayın, benim mesaremde taş var, ben yere yatamıyorum. Alın. Yat yere yat. Yat, 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 yat. Yat yere. Ya kardeşim ne yapıyorsun? Tuluma peynir mi basıyorsun? Lan yavaş. Söyle Muro, teslim olduğuna göre itirafçı olacaksın. Benim itiraf edecek bir şeyim yok. Görürüm seni içeride. Yok ya, akraba mısın kardeşim? Her hafta görüşmeye mi geleceksin? Nereden göreceksin, ne göreceksin? Bırak konuşma o devlet düşmanıyla. Eğer burada ideoloji konuşacaksak, çözün kelepçelerimi, istediğiniz şeyi konuşalım. Yok ama fikirlerinizi dikte edecekseniz, benim karnım tok. Çetin arkadaşım sizi dinleyebilir. 3-5 tane slogan ezberlemişsin. Ezildik, öldük, bittik. Onunla kandırıyorsunuz insanları. Bir tek sömürülen sen misin lan? Tamam kardeşim, sen de sömürülüyorsun. Hadi isyan et buna. Ne yapacağım lan? Dağa mı çıkacağım? Hemen dağa, hemen dağa. Sömürenler Layla'ya, Rayna'ya, sömürülenler dağa. Ulan en azından eskiden Moskova'ya gidiyorduk. Onu da elimizden aldınız. Yemin ediyorum, imkan verirse bana şimdi Moskova'ya giderim başkanım. Fark ettin mi onu Çetin? Memur arkadaşları Moskova'ya yetiştirmek için basıyor da gaza basıyor. Tabii. Buldunuz ezilmiş halkın bedava mazotunu. 180-200 basın. Senin gibiler yüzünden o mazot harcanıyor. Biraz akıllı dursanız o mazot da depoda duracak. Hadi uzlaşalım o zaman. Biz kurşun atmayalım. Siz de 90'ın üzerine çıkmayın. Ya niye konuşturuyorsunuz şunu? Yok mu ağzına bir kelepçe koyasınız? Sen önüne bak kardeşim. Gundinin teki yola çıkıyor. Çetin. Oğlum yat, siper al. Allah! Dikkat et! Dikkat et! Dikkat et! Ne yaptım ben? Ne yaptım ben? İyi misiniz? Bir şeyiniz var mı? İyi misin? İyi misiniz? Şimdi daha iyiyim. Çetin, kelepçelerin anahtarlarını al. Tamam başkanım. İyi misin kardeşim?
Lan Çetin, hadi lan! Çetin, o ellerin öyle oynamak zorunda mı? Metropol tilkisinden egemen güçlere. Metropol tilkisinden egemen güçlere. Elçizdeki kendini tanı. Başka bir zaman tanışırız kardeşim. Burada insanlar ölüyor. Çabuk ambulans yollayın buraya. Kardeşim kimsiniz? Neredesiniz? Ambulans gelecek, merak etmeyin. Hepiniz iyileşeceksiniz. Çetin. Lan oradan bir kimlik ver oğlum. Elçizdeki cevap ver. Bekle bekle, kimliğimi arıyorum. Lan Çetin hadi. Ulan bu düz memur oğlum, başkomiser ver. İyi misin kardeşim? Elsizdeki cevap ver. Lan bir bekle be. Ben başkomiser Murat Üstünkaya. Arkadaş yaralı. Acil ambulans helikopter istiyorum. 10 alet kompresör pervaneliler bir kere de ezilmiş garibanlara yetişsin. Hadi kardeşim. Lan, hey, şş, dur, dur lan, dur, polisim ben, dur, ben başkomiser Murat Üstünkaya, çek şöyle. Başkanım, taktik ve stratejiniz nedir? Yer altına çekiliyoruz Çetin. Başkanım, yer altı derken? Levent metrosu, jetonun var mı Gündicim? Bazen saflaşıyorsun Yıldırım. Yok. Hatırlamıyorum. Her şeyi hatırlıyorsun da isimlere gelince mi hatırlamıyorsun?
Senin kafanı mengeneye alırım. İsimleri teker teker ağzından dökerim. Milli güvenlik ve siyaset stratejisini ihtiyarlar adına kim yazıyor? Hatırlamıyorum. Arkadaşın Hikmet, hatırlıyor musun? Deli Hikmet. Kim yaktı onun evini? Sen. Kimler öldü orada? Hatırlamıyorum. Herkes öldü. Kimsen kalmadı. Öldüler mi? Herkes ölmedi. Memati yaşıyor. Abdüley yaşıyor. Abdüley nerede? Bilmiyorum. Memati nerede? Hastanede. Tedavide. Ne haber Eren? İyiyim abi.
Kazım. 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 Nerede lan bu Kazım? Kazım nerede? Aşağıda abi. Uğultu ne? Abi, abi çok kötü. Doydum. Teşekkür ederim. Nasılsın gülüm? Daha iyiyim. Sen? Şimdilik yaşıyoruz işte. Doktorla konuştum bugün. Ne dedi?
Egzersizler sayesinde ellerimde bir kayıp olmayacakmış. Ya da çok az kayıp olacakmış. İyi. İhmal etme bari. Memati. Hı. Ne düşünüyorsun? Bu hapları çok mu veriyorsunuz? Uyuşturuyor Polat'ı. Doktorun programı dışında bir şey yapmıyoruz efendim. Ne yapacağız Güray'ın bu Polat'la? Efendim, bir şekilde beyni bazı sorulara cevap vermiyor. Ama ne şekilde işte? Senin dediğin yere baktı çocuklar Polat'ım. Orada söylediğin belgeleri bulamadık. Orada. Orada yok! O zaman Abdülay almıştır. Sayın seyirciler, bir son dakika gelişmesiyle yeniden karşınızdayız. İstanbul Kanlıca'da Polat Alemdar'ın da içinde bulunduğu bir evde yangın çıktı. Yangında ölen ve yaralananların olduğu bildirildi. Yetkililer Polat Alemdar'ın yakın arkadaşının evinde çıkan yangın ve çatışma sonucunda 3 kişinin öldüğünü, 2 kişinin ağır yaralı olduğunu bildirirken Polat Alemdar'ın akıbeti hakkında bilgiye ulaşılamadığını belirtiyor. Bu olayla ilgili yeni bilgiler elimize ulaştığında size aktarmaya devam edeceğiz. Sultan. Şimdi kısa bir reklam arası veriyorum. Hikmet abinin evini yakmışlar, duydun mu? Sultan, seninle işim var. Bekle. Sen de kalacak Sultan. Köyüne gideceksin. Ben senin peşinden geleceğim. Kimseye bir şey anlatmayıp bunları saklayacaksın. Tamam. Bir dakika bacım. Sen burada mı çalışıyorsun? Evet. Kim var içeride? Kimse yok abi. Siz kimsiniz? Çantanda ne var? Bir şey yok. Çabuk, acele. Thank you.
Hoş geldin. Merak ettim seni. Bal getirdim. Acıktın mı? Hı hı. Daha ne kadar buradayız? Hayırdır? Bir şey mi var? Bir şey yok ama köylüler haklı olarak konuşuyorlar. Kulağıma geliyor küçük küçük. Burada çok kalmayacağız. Sen beni tehdit ettin, öyle mi? Sen bana racon kestin, öyle mi? Kahramanlık da bir yere kadar Polat'ım. Ben de zamanında çok yaptım. Sonra baktım, verdikleri madalyalar bir işe yaramıyor. Tek tek astığım adamlara taktım. Son bir tane kaldı. Üstün hizmet madalyası. Onu da sana takacağım. Zerre aklın varsa beni burada öldür. Yoksa ben sana unutamayacağım bir madalya takarım. Tabii. Çabuk konuş, çabuk öl.
Haber var mıymış Ömer Baba? Yok evladım. Of of. O kadar hırsızı, uğursuzu, hortumcusu, şerefsizi, namussuzu varken bir biz mi kalmıştık Ömer Baba bu gazaba uğrayacak? Biz bir şeyde şer var zannederiz, hayır çıkar. Hayır zannederiz, şer çıkar. Bana bundaki hayrı göster Ömer Baba. İçeride yanmış karın varken, bir kolu olmayan Erhan varken, üç tane gencecik adamı toprağa gömmüşken, oğlun ortada yokken, bana bundaki hayrı göstersen Ömer Baba. Aman Hikmet Bey, soğukkanlılığımızı yitirmeyelim. Ölümsüz insan yoktur Hikmet. Yanmayacaksın, kolun kopmayacak, tırnağın kırılmayacak diye bir garanti de yoktur Hikmet. İyi bir insansın diye başına kötü bir şey gelmeyecek diye bir garanti de yoktur Hikmet. Allah'ın insanlara net vaadi şudur: İnsanlar hüsrandadır. İman edenler ve salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna. Neticede Gamze Hanım daha iyi olacak. Türkiye'nin belki de en iyi plastik cerrahı damarlarını dikti. Ne zaman çıkacak? Ne zaman isterseniz. Bizim için artık kalması zorunlu değil. Dikişleri için gelmesi yeterli. Ancak bana sorarsanız psikolojik takviye için bir süre daha kalsın derim. İyi kalsın. Şu anda kimsenin derdine derman olacak halim yok. Selamun aleyküm. Oğlum nerede? Ana. Memati oğlum nerede? Oğlumu bul. Ana söz, bulmadan gelmeyeceğim. Gelme. Oğlumu almadan gelme. Ölüsülü de olsa bulmadan gelme. Evlatlarıma bu acıyı yaşatan adama aynı acıyı yaşatmadan gelme. 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 Abdülle'yi istiyorum. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim Sayın Büyük. Siz nasılsınız? İyiyiz, iyiyiz. Kumandanım. Haberler sizde. Konuştu mu Alemdar? Konuşacak. Nasıl başarıyor böyle konuşmamayı? Az böyle adam yetiştirmedik. Ama neticede çözmesini de biliriz. Çok vaktimiz yok. Kurul toplanacak ve önemli atamalar yapılacak. Yapılsın hocam. Maalesef tatsız bir haber var. Teşkilattan birisi bizim terfi ve atamalar için kendi adamlarımızdan oluşturduğumuz listeyi sızdırmış. Kime sızdırmış? Sadi Paşa'ya. Paşama nüfuz etmeye çalışalım. Bakalım nasıl renk verecek. Kim var Sadi Paşa ile yakın görüşen? Kudret Azarbeyoğlu. Gel. Komutanım, Kudret Hazarbeyoğlu geldiler. Gelsin İlhanım. Buyurun. Hoş geldiniz Kudret Bey. Komutanım, teşekkür ederim. Yoğun mesainiz esnasında randevumu reddetmediğiniz için. Buyurun.
Efendim, ziyaretimin sebebi, malumunuz yakında kurul toplanacak ve bu kurulda çeşitli terfiler ve atamalar görüşülecek. Hayırdır Kudret Bey? Kurulda bir yakınınız mı var? Ayrıcalık yapmak istiyorsunuz. Komutanım, size yeğenimin bile askerlik için yerini değiştirtemedim. Ama bu ülkemiz için önemli. Kimler için buraya kadar zahmet buyurdunuz Kudret Bey? Efendim, İskender Büyük benim çok eski bir dostum. Çok vatanperver bir arkadaşımızdır. Kendisine şu anda büyük haksızlık yapılmakta. Korkum o ki vatanını ve devletini seven genç arkadaşlarımız, yani İskender Büyük'le ilişkilendirilip tasfiye edilmek istenebilir. Bu konuda bizden yana hassasiyetinizi temenni ediyorum. Kudret Bey, sizi tanır bilirim. Muhakkak ki böyle müşkül bir meselede aracı olmak sizin için zordur. İş dünyasıyla devletin yönetim biçimi birbirinden farklıdır. Ben talebinizi değerlendirip devletimizin ve milletimizin çıkarları doğrultusunda bir karar vereceğim. Evladım, misafirimiz müsaade istiyor. Geciktin çaylar için. Başka zaman içeriz komutanım.